Enam suresi 102. ayet. Ayeti ele alıyorduk, aldık ve tamamladık Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini. Fe'budû, ona kulluk edin. Zatını tanıttığı, işte o Allah'tır. Yani yukarıdaki olayların hepsini gerçekleştiren sizin Rabbinizdir. Ondan gayrı bir ilah zaten yoktur. Hâliku kulli şey, her şeyin yaratıcısı. Fe'budûhu, dolayısıyla ona kulluk edin. Ve huve alâ kulli şeyin vakil, ve o her şeye vekildir. Yani bu şu demek, artık yaşamda bizi bekleyen hiçbir risk yok demektir. Madem Allah her şeye vekildir, o zaman yaşamda bizi bekleyen hiçbir risk yok demektir. Hiçbir taşın arkasından bir düşman kuvvet çıkmayacak demektir. Bize lehte yahut aleyhte karşımıza çıkan her şey artık kurgu demektir. Yani Yüce Yaradan'ın bilinçli karşımıza çıkardığı. Bu bir düşman olsa bile, insanlardan yahut bir felaket olsa bile, Yüce Yaradan'ın bilinçli bir şekilde hayatta önümüze çıkardığı sınavın bir devresi, evresi demektir. O her şeye vekil ise, sel de onun bilgisi dışında olmaz, yağmur da olmaz, deprem de olmaz, düşman felaketi de olmaz, yıkım vesaire, her neyse, hastalık, şunlar bunlar. Bunların hepsi bilinçli, ayarında, dozunda geliyor demektir. Çünkü Allah her şeye vekildir. O zaman ona tevekkül edilir ve üzerine düşen sorumluluklar yapılır. Ne yapmam gerekiyor bu durumda? Şunları şunları yapmam lazım. Bu bilinçli bir ortam oluşturulmuş ve tamamen teste yönelik. Yani tatbikat. Adı üstünde tatbikat bu. Tatbikat yapıyorlar ya yalancıktan. Her şey ayarında, dozunda belli. İşte bu hayat böyle. Çünkü Allah her şeye vekil. Yani her türlü gelişmenin arkasındaki güç o demektir. Hastalıkta olsa, sağlıkta olsa. O zaman müminler Allah'a tevekkül ederler. Çünkü onun her şeye vekil olduğunu biliyorlar. Artık ayağına taş değse bunun bile ilişkisini çözebilir. Ayağıma taş değdi, canımı yaktı. Bu Cenab-ı Hak her şeye vekilse bu sürece vekil demektir. Bu sürecin oluşumunda birebir yetki ve bilgi sahibi demektir. O zaman bu acıyı bana niye yaşattı? O zaman ona sorarsın, o neyi yaşatıyormuş acıları? Yapıp işlediğimiz, ellerimizin kazandığı suçların bir kısmına karşılık, çoğunu affetmekle birlikte bir kısmına karşılık yaşatıyor. Geri dönüp onu bulabilirsin o zaman. Tam tespit edemezsen çoksa, hangisi acaba? Çoğu zaman o durumda kalıyoruz. Suç o kadar fazla ki, bu hangisinin için yani? Allah Azze ve Celle'den, ya Rabbi bu hangisi için gönderdin? Muhtemelen en yakın zamanda olan veya Allah o esnada o kişiye bunu, bak falanca suçun için bunu yaptım. Madem sen araştırıyorsun, bir daha aynı taşa ayağın veya benzer taşa ayağın değmesin. Bu hayattaki herhangi bir sıkıntı olabilir. Örneği taştan verdik. Bu Cenab-ı Hak'la kul arasında artık bir ilişki oluşturur ki hayatı böyle yaşamaya başlar. Gelen her iyiliği Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı sayar. Hiç kimseden bilmez. Allah'tan bilir, ona şükreder. Endişesi, paniği, havası yoktur böyle. Ay şunu ele geçirmesek, kaçırsak buradan, böyle paniklerde değildir. Bilir ki Allah her şeye vekildir. Ona nasip ettiği bir şeyse illaki verecektir. Nasip etmediği bir şeyse zaten onun eline geçmeyecektir. Ne kadar dibine varırsa varsın. Hazreti Peygamber'in Muaz'a olan tavsiyesini hatırlayın. اِعْلَمْ يَا مُعَادُ بِلْ اَيْ مُعَاز اَنَّمَا أَصَابَكَ Sana gelip isabet eden, yani eline geçen, لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ Zaten seni şaşacak değildi. Eline geçti ama kıl payı geçti, işte şöyle olmasaydı geçemezdi, o oraya haber vermeseydi olmazdı. Böyle dönüp şey yapıyoruz ya, hep olaylara veriyoruz. İşte o orada onu görmeseydi bak o bize gelmezdi, o gelmeseydi şu ticaret işimiz olmazdı. O böyle ilintilerle bağlı gibi gözüken ve dolayısıyla birilerinin rol aldığı veya tesadüfler gibi gözüken olaylarda biz hep şeytanın Allah her şeye vekil değil propagandasına mazhar oluyoruz. Biz yolu tersine yürümeli, şeytana defol oradan demeli, Allah her şeye vekildir demeli. Onu o şehirden Allah gönderdi. Burada benimle Allah kahvede söylemişler de gelmişti. Allah o kişiyle bilinçli karşılaştırdı ve buraya gönderdi.
Ben onunla böyle bir ticaret ilişkisine girdim. Bunları kazandım, bunları kaybettim. Ondan sonra kızımı verdim. Neyse, nasıl bir ilişkiyse böyle hep ilinti dediğimiz düzeyde gelişen, Allah her şeye vekil diyenler bunların her bir dişlisini Cenab-ı Hakk'ın bilinçli sağladığı, her bir ilintisini Cenab-ı Hakk'ın özenle kurguladığı şey olarak görürken, diğerleri hasbel kadar son anda, sonra da dönüp bunu düğümü tamamlayan son halkaya kulluk etmeye başlar. Ya iyi ki ya sen geldin, sen olmasaydın olmayacaktı. Var ya öyle, sen olmasaydın olmazdık, sen hey, artık başkalarına kulluk dediğimiz böyle bir şey. Ya sen geldin bu iş oldu. Halbuki Allah her şeye vekil bilenler ya adamın bildiği farkında değil. Ne adama şey diyorsun, kaza yapmış, çocuk perişan falan, yoldan araba geçmez normalde. Biri hasbelkader geliyor. Yani Allah gönderdi ve çocuğumun yaşamını o kurtardı diyeceğine, yani o kişiye ya işte sen gelmeseydin, sen gelmeseydin. Adam bilinçli değil ki. O başka bir yere gidiyordu. Veya yolunu kaybetmişti. Yani onu sen aklederek yüce yaradanın kudretini gör her şeyin üzerinde. O her şeye vekildir. Bunu o yaptı. O ilgiyi o kurdu. O bağlantıyı o sağladı. Dolayısıyla böyle kimselerde panik olmaz. Hani heyecan yapıyor. Şuradaki işe girebilecek miyim? Şu kadroyu alabilecek miyim? Şu fabrikayı ele geçirebilecek miyim? Şu arazi bir elime geçse şöyle iyi olacak böyle. Heyecan üst durumda. Mümin öyle değil. Mümin Allah her şeye vekildir. Ve bu, eğer Cenab-ı Hak bunu murad ettiyse, şu kızı alabilecek miyim? Sanki alıp almaması tamamen işte birinin araya girmesine veya şöyle olmasına, o kadar eften püften olaylara bağlıyor ki ve bu da onda heyecan yapıyor. Halbuki Allah her şeye vekil ise onu nasip edecekse edecektir. Etmeyecekse ne diyor? وَمَا اَعْلَمْ اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Sana eline geçen seni şaşacak değildi zaten. Sana gelecekti. وَمَا اَخْطَئَكَ. Seni teyit geçen tam sana geliyordu. Son anda eline geçmedi. لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. O zaten sana gelmeyecekti. Zaten senin eline geçmeyecekti. Yüce Yaradan yani... Son anda eyvah biz bunu Ahmet'e gönderiyorduk, eline geçmedi, öteki kaptı. Böyle bir şey duruma Allah düşmez. O senin dibine kadar gelip giden Allah Azze ve Celle'nin sadece sende Allah her şeye vekildir mi değil midir noktasında sınav aracı yapıyor sana. Şeytan da o esnada rol alıyor. Allah her şeye vekil değil bak diye propaganda yapmaya kalkıyor. Allah her şeye vekildir. Bize onun... قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. De ki Allah'ın bize yazdığından gayrısı bize gelip isabet etmez. İçtiğimiz bir su, yediğimiz bir elma, yediğimiz bir portakal, evlilik ilişkisi kurduğumuz bir kimse, ortaklık ilişkisi kurduğumuz başka bir kimse, bir yerde gördüğümüz bir lütuf, ikram, bir misafirperverlik, her neyse bize gelip hayatımızda koşul olarak civarımızda bulunan, kendilerinden fayda yahut zarar ilişkisi içerisine girdiğimiz bunların hepsi. Hatta bizim dışımızda ağaçtan düşen bir yaprağın, yerin derinliklerindeki bir karıncanın veya noktanın bilgisi de, bunların hareketliliği de yine Yüce Yaradan'ın kudretinde ve bilgisinde ve izni kapsamında. O her şeye vekildir. Bunu müminler söyledi mi artık şey gibi oluyorlar, çelik gibi oluyorlar. Allah her şeye vekildir. Çok çok dramatik bir olay olmuş. Bazıları ip Cenab-ı Hakk'ın elinden çıkmışçasına panik içerisinde oluyor böyle. Yukarıdan çocuk düşüyor, ne bileyim. Biz o duruma biz de düşüyoruz. Araba devriliyor falan. Allah her şeye vekildir. Cenab-ı Hakk'a isyana yer yoktur. En fazla öldürecekse zaten o da onun hakkıdır, yaşattığı, yarattığı, var ettiği gibi öldürmek de onun, yok etmek de, ortadan kaldırmak da onun bir işidir. Hasta bırakır, kötürüm bırakır, bunların hepsi bilinçli. Cenab-ı Hakk'ın hayatı kodladığı, insanları sınadığı, hayat içerisindeki değişik değişik tonlarda, dozlarda, şekillerde yaşadığımız olaylar, musibetler, iyi biçimde, kötü biçimde, ama hepsi Allah'ın elinde. Biyedikel hayır. Hayır da Allah Azze ve Celle'nin elinde.
olayların kötüye döndüğü, sıkıntıya verildiği süreçlerde Yüce Yaradan'ın kontrolünde. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. O yüzden müminler buradan hareket ediyorlar ve rahatlar. Kulluk etmeye, sorumluluklarını yerine getirmeye bakıyorlar Cenab-ı Hakk'a. Panik yapmıyorlar. Şöyle olsaydı bakıyorsun konuşuyor, o zaman böyle olsaydı ben şöyle zengin olacaktım. Çok küçük bir şey böyle. O iş olsaydı ben şimdiye beni nerede olacaktım? O dediği şeyi de filanca engelledi veya denk gelmedi. Böyle bir üfrü, yani basitten bir engel gibi görüyor. O dediğin, bu dediğini oldurmayan yüce Yaradan'ın kudretidir. O çok basit bir şeyle bile bunu engelleyebildiğini sana gösteriyor. Engellemek istedikten sonra en küçük bir şeyle bile engelleyebileceğini gösteriyor. Vereceğine de işte şöyle oldu, bilmem ne oldu, oradan zengin oldu. Basit bir şey. Basit bir ilgi kuruluyor. Hakikaten adamın hayat hikayesine bakıyorsunuz. Çok basit bir ilgiden büyük bir zenginliğe veya büyük bir nimete vesaire kavuşmuş. Bu da Cenab-ı Hakk'ın vermek istediğinde nasıl basit bir ilgi üzerinden verebildiğinin ispatıdır. Tesadüflerin ispatı değil. Allah yine her halükarda her şeye vekildir. وَاِنْ يُرِدْكَ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِدُرِّنْ. Sana zarar verecekse فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّهُ. O zararı senden çözecek, ondan gayrı bir kimse yok. وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. Eğer sana iyilik diliyorsa فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Onun iyiliğini kimse senden uzaklaştıramaz, geri çeviremez. Dolayısıyla bu ayet o kadar güzel bir ayet ki, Cenab-ı Hakk'ı tanıtan yukarıdaki ayetlere referans yapmasıyla, onu bize Rab olarak ihtiyaçlarımızı gören ve kendisinden ayrı hiçbir ilahın olmadığını bildiren her şeyin yaratıcısı, bize ilah tanımını mantıksal bir biçimde sunan, her şey ile tek yaratıcı arasındaki zorunlu ilişkiyi öğreten ve bizi ona kulluğa davet eden, bu da onu tanımakla eşdeğer bir nimet. Ve ona kulluk etmeye kalkınca da ne bekliyor insanı? İman eder. Kulluk ederse sırada ne var? Sınav var. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا. İnsanlar sandılar mı ki iman ettik diyecekler ve öylece verilecekler. Sınanmayacaklar. Yani Allah Azze ve Celle'ye ne kadar güveniyor? Cenab-ı Hak hayat içerisinden belli koşullarla, belli değişik faktörlerle onu sınamayacak. Ne kadar güveniyor Cenab-ı Hakk'a? Her şeyi ondan biliyor. Bir sıkıntılı bir durumda yine ondan bekleyecek mi? Sıkıntının çözümünün de Allah'tan olduğunu şu noktasında sınandığında çözümünü yine Allah'ta arayacak mı? Yoksa gidip kâinlerden, medyumlardan, bilmem kimlerden? Yani Allah Azze ve Celle imanla birlikte başlayan, her şeyi Allah'tan bilen ve ona sığındığını iddia eden kimsenin bu iddiasında ne kadar samimi olduğunu, gayretli olduğunu, kararlı olduğunu görmek üzere artık başlar hayatın koşulları değişmeye. Öylesine, böylesine, öylesine, böylesine. Bunlara biz fitneler diyoruz. Bu fitnelerde insana en çok ne lazım? İşte bu ayetin son kısmındaki inanç lazım. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. Allah her şeye vekildir. Dur bakalım hele. Hak böyle, insanlar böyle diyorlar ya, sıkıntı geldi mi? Allah her şeye vekildir. Hele bir dur bakalım. Cenab-ı Hak buradan bize ne istiyor? Bütün kapıları kapatmadı ya. Bize bir kapı aralamıştır. Biz onun açtığı kapıyı görmek durumundayız. Bunun bilinçli bir durum olduğunu bilmek durumundayız. Kalkıp Allah yokmuş gibi sıkıntımıza çözüm aramaya kalktığımızda şeytanın çağrısına boyun eğmiş, Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında düşünmeye başlamış ve seküler bir kafayla hayatı yönetmeye kalkışmış oluruz ki bunların akıbeti hüsrandır. Çünkü Allah her şeye vekildir. Cenab-ı Hakk'ın etkisinde, bilgisinde, kontrolünde ve denetiminde olmayan, hayatın içinde bir metrekare alan yok. Sen neyin çözümünü kendi başına kurmaya kalkışıyorsun? Cenab-ı Hak'sız bir yaşam tarzı, birey açısından söylüyorum, oluşturmayı planlıyorsun. O zaman karganın kılavuzluğunda yaşamaya devam edersin. Sonun ne olacağı belli. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. Allah her şeye vekildir. Bu çok
Bunu çok çoğaltmamız lazım. Dilimizde, zihnimizde, aklımızda. Ve buradan tevekkül, bunu tekrarlamak tevekkül bu işte. Allah her şeye vekil diye bunu bilmek tevekkül. Çünkü gideceğin yerde Cenab-ı Hakk'ın sana senin için bir plan hazırladığını, seninle beraber olduğunu, seni belirsizlikler içerisinde tesadüflere bırakmadığını bilirsin. Seni yarattığı kadar yaşatmasının da onun bilgisinde ve kontrolünde olduğunu bilirsin. Gittiğin yerde sana rızık hazırladığını bilirsin. Sana çevre hazırladığını bilirsin. Ve bunlar üzerinden gayesi yaşam boyunca hep sınav. Sınamak istiyor kullarını. Yaşam bittikten sonra sınav dediğimiz şey ortadan kalkınca yasaklar da ortadan kalkar. Çerçeve, sınır, engel bunlar da ortadan kalkar. Artık sadece kullar için hazırladığı lezzetlerle, şehvetlerle, ödüllerle dolu, sonsuz, yorgunluk değmeyen, hastalık değmeyen, usanç gelmeyen, kusursuz, mükemmel bir yaşam. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ Allah her şeye vekildir.